Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, EPDK bütçesi üzerine parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. EPDK üstlendiği görev ve aldığı kararlarla 84 milyon insanın hayatını doğrudan etkileyen çok önemli bir kurumdur. Maalesef her geçen gün vatandaşın enerji giderleri artıyor. Her gün yeni bir zamla güne uyanıyoruz. Biraz evvel buraya çıkmadan önce de 66 kuruş bir motorin zammı geldi ve motorin fiyatları da çift haneleri geçmiş durumda. Son 3 yılda faturasını ödemediği için elektriği kesen abone sayısı, hane sayısı 12 milyon. 5 milyon abonenin doğalgazı kesildi. 15.382 sanayi kuruluşu ise maalesef üretimine ara vermek zorunda kaldı. 2016 yılında 230 kilovatlık bir elektrik faturası 94 lirayken bugün 210 lira. Geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne kadar 4 kişilik bir ailenin faturası aylık olarak doğalgaz, elektrik ve benzin faturaları 250 lira artmış durumda. Bir sanayi odası başkanının enerjiyle ilgili söylediği şu sözü sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü bunun sonucu zam demektir. Enerjinin üretimdeki payı %8'lerden 12'lere çıktı ama bunu söylediğinde dolar kuru bu kadar yüksek değildi ve enerji fiyatları bu kadar artmamıştı. Ama Sayın Bakan hala en ucuz doğalgazı kullandığımızı iddia etmekte. Bakın, EPDK bütçesiyle ilgili Sayıştay'ın yapmış olduğu birkaç tespit var. Enerji piyasalarında yükümlülüklerini yerine getirmeyen, usulsüzlük yapan firmalara EPDK ceza kesiyor ama ne hikmetse bu cezalar bir türlü tahsil edilemiyor. 2020'ye kadar 3 milyar 848 milyon liralık ceza kesildi bu kurumlara ama bunun sadece 395 milyonu tahsil edilmiş durumda. Kamu kurum ve kurumlarının doğalgaz güvence bedeli alınmaması gerektiği halde, bu bir başka tespit, doğalgaz şirketleri ne hikmetse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhurbaşkanlığından ve hatta Enerji Bakanlığından dahi güvence bedeli alıyor. Güvence bedeli nedir peki? Dağıtım şirketi tarafından alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücret. Yani dağıtım şirketlerimiz devletimizin kurumlarına maalesef güvenmiyor. Sayın Bakanım, bu pusulayı size komisyon görüşmelerimizde de göstermiştim. Viranşehir'de Urfalı bir çiftçi bunu getirdi, bana verdi. Bakın, burada diyor ki ödeme pusulasıdır. Üstünde bir miktar para yazıyor ve gidin şu ilgili hesaba yatırın diyor. Ya biz faturalamayı bile doğru düzgün beceremez hale geldik. Sizin elinize şöyle bir pusula tutuşturulsa gidip bir bankaya ödeme yapar mısınız? Böyle bir düzen var mı dünyada? Maalesef ülkemizi getirdiğimiz durum budur. Lütfen Sayın Bakanım, şu rezalete son verelim. Yani çiftçinin eline bir ödeme pusulası veriyorsunuz, gidin şu bankaya şunu yatırın diyorsunuz. Ya o faturada ilk endeks var, son endeks var, tarifenin kaç para yazdığı var. Buradan bunların hangisini kontrol edebilir çiftçi? Hangisine bakabilir vatandaş? Ya da ne hak iddia edebilir bu ödeme pusulası üzerinden? Lütfen bu ilkelliğe de bir an önce son verelim. Önemli sorunlarımızdan biri kayıp kaçak bedelleri. Bakın, ülkemizdeki kayıp kaçak oranı %11'ler, 12'ler seviyesinde. Yani bu şu demek: ödediğimiz her 100 liralık faturanın içerisinde 11 lira, 12 lira kayıp kaçak bedeli var. Geçen yıl elektrik üretimimiz 306 milyar kilowatt saat. Bunun yaklaşık 35 milyar kilowattı kayıp kaçak. Bunun parasal değeri nedir diye hesapladığımızda karşımıza 26 milyar TL gibi bir bedel çıkıyor. Yani namuslu vatandaşın cebinden kayıp kaçak bedeli olarak her yıl bu şirketlerin cebine 26 milyar TL para koyuyoruz. Bu kayıp kaçak bedelleri bir an evvel düşürülmeli, OECD ülkelerinin seviyesine getirilmelidir. Kayıp kaçak bedelini alıyoruz, bir de şunu yapıyoruz Sayın Bakanım. Ya zaten namuslu adam bunu birilerinin yerine ödüyor, bir de onun KDV'sini de alıyoruz. Yani
Tamamlayalım lütfen. KDV'sini de ödüyor namuslu vatandaş. Peki bu şirketler kayıp kaçakla ilgili ne yapıyor Sayın Bakanım? Soru soruyoruz. Her sorduğumuz soruya ticari sır diye geçiştiriyorlar. Ama bir şirket bir cevap verdi. Dedik ki bu kayıp kaçakla ilgili siz ne yapıyorsunuz? Nedir bununla ilgili sözleşmenizdeki hükümler? Söylediği, verdikleri cevap şu. Şirketimizin özelleştirme sözleşmesinde kayıp kaçakla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Niye bulunsun ki? Umurunda mı şirketin kayıp kaçakla mücadele? Namuslu vatandaşın cebinden faturalarla çatır çatır alıyor ve biz buna maalesef seyirci kalıyoruz. Peki EPDK ne yapıyor? Kayıp kaçağa ilişkin tahmini oranlar belirliyor. Vatandaş kayıp kaçak için cebinden çıkan payı görmesin diye, hakkını aramasın diye faturaları sansürlemekle görevli ve faturaları torba fatura yapar. Söz sırası İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır'da. Buyurun Sayın Bayır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Enerji Bakanlığı üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son 3 yılda elektriğe, doğalgaza, kömüre, benzine, mazota ve LPG'ye beklenenin çok çok üzerinde zamlar geldi. Yapılan aşırı zamlar sonucunda emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin, küçük esnafların ve memurların bu fahiş faturaları ödeyemediği ve çok büyük mağduriyetler yaşadığı yadsınamaz bir gerçek. Zamlar gerçekten kaldırılabilir boyutta değildir. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi derhal kara kış fonunun oluşturulması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Plan Bütçe görüşmelerinde Bakan Fatih Dönmez'in ağzından hiç Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ kelimelerini duymadık. Sayın Bakan, şimdi size soruyorum. Bu kurumlar size bağlı mıdır, değil midir? Başka bir bakanlığa bağlandı, bizim mi haberimiz yok? Bu iki kurumun varlık fonuna devredilmiş olması ve denetimlerinin KİT komisyonu tarafından yapılıyor olması bunlarla ilgili bir şey söylemenize engel mi olmaktadır? Yoksa KİT mevzuatından bunları çıkarmak mı istiyorsunuz? Sayın Bakan, partili Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi enerji ile alınacak kararlarda sektör temsilcilerinin görüşlerini dikkate almadan alınan kararları hayata geçiriyorsunuz. Ben yaptım oldu anlayışı ile devlet yönetilemez. Uygulamış olduğunuz yanlış politikaların acı reçetesini ne yazık ki vatandaşımız ödüyor ve gün geçtikçe daha da fakirleşiyor. Kayıp kaçak bedelinde faturasını halkın sırtına yüklemekten de artık vazgeçin. Buna bir çözüm bulun. Bulamıyorsanız bırakın. Yapamıyoruz deyin, biz gelir yaparız. Müsaade edin, yeter. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, TİH karını bir yılda 3'e katlamasına rağmen niçin özelleştirmek istiyorsunuz? 3 kurum ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle TİH'in, Toprak Vakfı TPO'nun, BOTAŞ'ın özelleştirilmesini doğru bulmamaktayız. Atalarımızın malını, Cumhuriyet'in değerlerini satarak har vurup harman savuran bu müsrif savurgan tavrınızdan vazgeçiniz. Çok değil, bir sene önce döviz girdisi için Borsa İstanbul'un %10'unu Katarlılara verdiniz. Her sene devlet kurumlarını babanızın malıymış gibi satmaya devam ediyorsunuz. Ülkeyi yönetenlerin görevi kazanımları satıp ayakta kalmaya çalışmak değil, tam tersine daha fazla üretip kazanarak, yatırım yaparak devleti daha güçlü kılmak olmalıdır. Değerli arkadaşlar, Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği her kuruş bize zam olarak geri dönmektedir. Enerjide dışa bağımlı olmanın bedelini ağır ödüyoruz.
Sonucunda esnaf kira fiyatının ilk katı fatura ile karşılaşıyor. Vatandaş sene başında ödediği 200 liralık faturaya şu anda 300 lira elektrik parası ödüyor. Sanayici ise bitmiş durumda zaten. Bir hafta önce sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %20 zam geldi. Zaten Kasım ayında %48 zam yapılmıştı. Böyle devam ederse üretim sevdalısı sanayicilerimiz yurt dışı rekabet gücünü kaybedip ihracat yapamaz hale geleceklerdir. Bir an önce tedbir almalıyız. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar TL tasarruf yapıldığına dair gazetelerde haberler çıktı. Bugün ise Bakan Dönmez yaz saati uygulamasının stresi ve depresyonu azalttığını söyledi. Sayın Bakan, siz de mi bu verileri TÜİK'ten alıyorsunuz yoksa? Bakan hesaplamayı nasıl yaptığını açıklayamadığı gibi bir de psikoloji bilimine el atmış olsa gerek ki ben Sayın Bakan'ı elektrik ve elektronik mühendisi sanıyordum. Meğerse psikoloji eğitimi de almış. Gerçi alıştık bu arada bakanların vatandaşlara akıl vermelerine. Kalın kazak giyin diyen mi ararsınız? Doğal gazı kısın diyen mi ararsınız? Vatandaş herhalde bunları düşünemiyor ki bu şekilde akıl vermeye uygun görüyorlar vatandaşa. Tasarrufla ilgili bakanın söylediği teyit edecek bir bilimsel veri yoktur. Hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Doğru hesap yapıldığını nasıl bileceğiz? Derhal sabit saat uygulaması değerlendirme raporunu açıklamanızı bekliyoruz. Devlet tarafından çıkartılması gereken yeraltı ve yerüstü tamamlayalım lütfen. Kaynaklarımız devlet kurumu olan MTA tarafından yapılması gerekirken bugün ne yazık ki yandaşlara verilmiştir. Çok övünerek söylediğiniz yerli ve milli kavramın sorgulanır hale gelmiştir. EPDK'nın tahsil edemediği cezalar kurumun 10 yıllık gelirine bedeldir. MAPEK, EPDK gibi kestiği cezaları alacakların takibini yapamamaktadır. Şirketlerin vatandaştan tahsil ettiği elektrik enerjisi fon bedelleri bakanlık hesabına hala yatırılmıyor. Ve bakanlık bunun maliye ile ortak takibini yapacak bir sistemi hala kuramamıştır. 37 enerji şirketi vatandaştan elektrik enerjisi fon bedellerini tahsil etti ama bakanlık hesabını yatırmadı. Sahi bu arada 128 milyar dolar nerede? Hepinize saygılar sunuyorum. Geliyor gelmekte olan.